Sevgili voley izleyicileri, stüdyodaki Bilgi Üniversitesi öğrencileri hepiniz Pepsi'nin sunduğu acayip şova hoş geldiniz. <laughs> Bu haftaki konuğumuz bir ödüllü oyuncu, bir ikonik oyuncu, Estağfurullah. sevgili dostum, inanç konukçu, hoş geldin abi. <laughs> hoş bulduk, utandırma beni. Bu ne güzel giriş böyle. Vallahi abi hepsinin en iyisini hak ediyorsun, Vallahi yapacak bir Estağfurullah. şey yok. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Projeler, işler, güçler? Ee, i̇yi, güzel. İstanbul'dayım. Ee, yeni bir işe başladık ama final yaptı şimdi. Behzat yayınlanıyor bir taraftan. Ee, bazı görüşmeler devam ediyor. <laughs> İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz yani. <laughs> güzel abi. Bugün Behzat sohbetine doyacağız arkadaşlar. Onu söyleyelim. Senin ee, bu böyle bu konsepte genelde kalabalık kadro oluyordunuz. Şu da... Kalabalık kadro oluyoruz. Evet, şu an kendimi çok yalnız <laughs> hissediyorum. <laughs> Allah razı olsun sorduğun için çünkü ben bir böyle üç kişi dört kişi çıkmaya alışkın olduğu için sıkıştım evet. sıkıştığım yerde topu normalde atıyordum. bugün iyi ki sen varsın bu arada arkadaşım olduğun için de şanslıyım sıkıştığım yerde Tarım. topu sana atıyorum. Berkan eriştim. konuşsanız oğlum. Yapsana, evet evet Berkan'a atarım Erdal abi lafı girseniz bir şey yaparım ama bugün yalnızız neyse günahımız artık bakacağız. Ee, abi şimdi Besat'la başlayalım o zaman. Çek, televizyonda çekmekle dijitale çekmek arasında ne gibi bir fark oldu sizin için? Oldu mu ya da? Aslında bir yandan baktığımız çok büyük bir fark yok. Çünkü biz Besat'ı yaptığımız dönemde zaten e, Televizyon yani, televizyonda zaten bir şeyimiz var. Bir alanımız, bir özgürlüğümüz vardı. E, dijital mecra tabii ki bir özgür bir alan. Daha fazla e, sözünüzü ya da e, niyetinizi e, belli edebileceğiniz bir alan ama bizim Behzat'ı yaptığımız dönemde işlediğimiz da zaten e, o dönem biz yani bunun için yapmıştık ve o dönem müsaitti. Evet Behzatçı'ya bir ilkti. E, şu anki fark şöyle bir durum var. E, evet daha özgürüz e, ama çalışma saatleri açısından. E, butik daha buçuk çalışıyoruz. Sekiz bölüm yapıyoruz. E, o yüzden derdimizi daha net bir şekilde ve e, daha böyle ne diyeyim tutarlı bir şekilde, daha istediğimiz bir şekilde anlatabiliyoruz. Fark olarak onu söyleyebilirim. İlk Behzat işi sana nasıl geldi? Geldiğinde ya iş bulduk gibi mi oldu, bu kadar böyle ikonik olacağını ilk böyle okuduğunda anladın mı? Ee, hiç anlamadım, <gülüyor> <gülüyor> taze oyuncuydum hiç anlamadım zaten anlasaydım e, gol diye bağırırdım ben de. <laughs> ee, ben bir audition'a gittim, Serdar Akar çekmişti. Hmm. Kulakları çınlasın buradan, benim canım yönetmenim. Ee, tabii ki daha önce de okuldan mezun olduktan sonra bir sürü audition'a girdim ama hiçbir geri dönüş alamadım. Biraz da böyle idealimizin peşinde mi koşsak, hani yurt dışına gidip oyunculuk eğitimine devam mı etsek falan filan. Hani Behzat'ın audition'a gidince de e, Ankara'ya gelmişlerdi. Böyle seçilmem de biraz enteresan oldu. Bana haber gelmedi, beni aramayı unutmuşlar. <laughs> beni kostüm sorumlusu arkadaşım, canım arkadaşım aradı ve dedi ki, ee, sizin dedi, bugün dedi kostüm provanız var dedi, dedim hangi dişi, <laughs> dedi ki Vesatçı, ben dedim, seçildim yani. Ondan sonra e, yürütücü yapımcımız beni aradı, kardeş dedi şeyden, e, neyi telaş eden seni aramayı unutmuşuz. Dedim, neredesiniz abi, of geliyorum ben dedim hemen. <laughs> o diş ne istiyorlar abi? Mesela sen direkt hayalet için mi girdin? Direkt hayalet için girdim. Diye o dışında işte bir sahneyi oynamanı istiyorlar. Hmm. Ee, nasıl oynadım hiç hatırlamıyorum ama <laughs> Allah razı olsun seçtiler yani. <laughs> Tabii ki tahmin etmiyordum böyle bir iş olacağını ama iyi ki olmuş ve iyi ki içindeymişim. Hayalet için ne düşünüyorsun? Normal hayatta ee, arkadaşın olur muydu? Vallahi olmazdı bu kadar arabesk <laughs> bir adam ya. Biraz olmazdı. Aman aman aman. Bir defa şeyler ne bileyim Dur yalan değil. Roman kahramanı sonuç olarak. Emrah'ın evet. yazdığı bir romandan çıkma bir e, karakter bu. E, hayalet için ne düşünüyorum? Bilmiyorum artık benim şeyim gibi oldu, refleksim gibi oldu hayaleti ya. Çok iyi tanıyorum bir yandan. E, bir yandan bazen hoşlanmadığım tarafları oluyor. E, biraz arabesk geliyor bana hayalet. En en böyle unutamadığın, oynamaktan çok keyif aldığın sahne hangisiydi? E, oynamaktan... Çok da çok... ikonik sahneler var gerçekten dizinin içinde. Beş hatta hayaletin oynamaktan en keyif aldığım sahne. Ya birçok sahnesi var da. Bir parkta böyle bir tartıştığımızda yazmayan bir şey yapmıştım. Hı hı. Aslında bir oynamak da değil de en hoşuma giden yer. izleyince farkına varmıştım orada çünkü acaba ne saçmaladım diye düşünmüştüm ama dönüp arkam kaçıyorum abi nedensiz. O çok hoşuma gitmişti Niye? Sonra Ege abi bana dedi. Nereden buldun onu dedi. Bulmadım dedim. O an dedim. O öyle bir şey gelmiş yani. Gidesim geldi. Aynen gidesim gelmiş ya da olda, olmak istememişim yani. O doğaçlama kaldesemiz. dozajınız ne kadardı? Valla. Akbabuş bize <laughs> doğaçlama gibi geliyor. Akbabuş bana da doğaçlama gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> doğaçlama mı? <laughs> ya bizde şöyle bir durum var. Doğaçlama tabii ki ama metne hizmet ettiğimiz sürece... <laughs> biz birbirimizin buglarını da bildiğimiz için eğlendirmeyi seviyoruz ve birbirimizi oynamayı çok seviyoruz. Ee, ama şöyle bir durum var tabii ki, bir itirafsa tabii ki... Abi susmadığımız durumlar da oluyor. Tabii ki e, orada bir yönetmen olduğu için... E, yani şu cümleyi tatlı bir şekilde duyuyoruz tabii. Arkadaşlar ben bunu nereden bağlayacağım tamam <laughs> Ya bir yandan tatlı bir durum tabii ama... Oyuncu olduğumuz için bazen hani birbirimizi kaşımayı sevdiğimiz için... Hafif böyle e, bir dozajını arttırdığımız durumlar oluyor. Ama tabii ki Metin dahilinde, metne hizmet ettiği kadar acayip de bir, e, büyük isimler de projenin içinde Müthiş oldu. Müthiş şans bizim için. Erdal Beşikçoğlu, Necdet İşler, Güven Kıraç evet. çok fazla isim var. Evet, evet evet evet. Hangisiyle çalışmak daha kolay, hangisiyle çalışmak daha zor desem? Vallahi ustalarla çalıştığımız için ilk işimizde zaten hepsiyle çalışmak çok zordu. Çünkü şey, hem oyun tarafımızı düşüneceğiz, hem onları izleyip acaba ne kaparım ya taze oyuncusun. Yeni oyuncusun, acaba ne kaparım, karşılıklı oynasak. Şimdi yani... ...Necat abiyle... ...ilk sahnemizi çektiğimizde... <laughs> ...ya ben de burada bir laf etmek, doğaçlama yapayım mı? Bu sefer ulan acaba bu enerjiyle saçmalayabilir miyim? Çünkü çok müsait bir... ...böyle şey, stresli bir durum aslında. İlk, i̇lk ilk gün gittin abi sete, Erdal Beşikçioğlu'yla ilk karşılaştın. Erdal abiyle daha önceden tanışıyorduk zaten. He, güzel. Ee, Erdal abiyle Erdal abinin ilk kurduğu özel tiyatroda ben oyun oynamıştım. Hı hı. Hatta ilk oyununda e, e, başrolü oynamıştım. Yani Erdal abiyle ilk sette karşı Erdal abinin olması benim için bir rahatlıktı zaten. Hı hı, süper. Yani şeydi. E, ustam yanımdaydı yani. Rahatlatır mıydı arada seni şey açısından? E, tabii şeydir yani göz, biriyle böyle göz teması kurup anlaşmak başka bir şey ama derdini kurup orada diyalog kurmak kimsenin fırsatı yok çünkü herkes orada bir performans peşinde. Ama ustayla göz göze geldiğimizde oğlum tamam sakin tık tık bir de ilk setimiz kamerayı ilk defa çıkıyoruz genciz. O yüzden benim için ya onunla çalışmak ilk defa onunla çalışmak müthiş bir lükstü diyeyim yani. Güzel. Peki abi şimdi Erdal abi bu arada belediye başkan adayı mı oldu? Başkanım. <gülüyor> <gülüyor> başkanım vallahi Başkanım belediye başkan adayı oldu. Ee, siyasete girdi. Ee, kolay gelsin diyorum yani Türk siyasetinde. Konuştunuz mu hiç? Konuştuk konuştuk. Ee, beklerim dedi geleceğim ustacım dedim. Şöyle bir durum var açıkçası. Ee, Türkiye'de Ankara'da özel tiyatro kurup yıllardır ayakta tutuyorsa... Belediyeciliği de yapar diye düşünüyorum ya. Eğer bir özel tiyatroyu ayakta tutuyorsa, altından kalkar ustam diye düşünüyorum. Ya. Sette bazılarının ağırlığı bir tık fazladır ya. Bazen başrol oyuncusunda yoktur ya da yani işini yapar çıkar. Nasıldır sette tavrı? Biz biraz görev adamıyız ya. Tavrı gayet iyidir. Herkes çok profesyonel. Bizim çünkü iş biraz şey olduğu için izlediği zaman bunlar nedir? Abi bir pavyondalar, bir şeydeler, içki içiyorlar. bir Gecesi gündüzü yok falan filan. Bizde öyle bir durum yok. Eee sahnem saat 5'te çekilecekse 5'te kalkarız. Herkes ezberdir. Ee, yani öyle açık kapatma gibi bir durum yok. Sette tamamen profesyonellik. Ee, tamamen bir performans üzerine yönetmene hizmet, senaryoya hizmet. Ee, setten çıkınca keyfimize bakarız. Çok iyi. O da kimseyi ilgilendirmez. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şeydi Nejat Şerli de işte kavga ettiler, kavga ettiler bir sürü. o... Öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi? Nejat abiyle bir de ben kavga edeceğim. Necet abi bana yumruk atacak. Bir de ya böyle bir saçmalık. Oluyor. Tamamen safsata, yalan. Sonra da şeyi magazinde röportajını izledim. Ne abim güzel montaj bana... değil mi? <laughs> Müthiş montaj. <laughs> montaj mı? Çok A büyük montaj. Abim bana kızar. Abim bana kızar kestik. Ne dediler? Yumruk attı. <laughs> Çok güzel montaj. <laughs> Bence sinema sektörüne girmek <laughs> konusunda bir düşünmeliyiz yani. <laughs> abim bana kızar, necat işler yumruk attı. Necat işler alkolün verdi abi. Çok şey gibi oldu. olmuş ya ben anladım. Yani izleyince şey düşündüm. Hani biraz abim bana kızar diyeyim. Siz anlayın hani söyleyemiyorum falan yani gibi. Sanki o ben, Şey gibi işte o montaj şöyle olmuş. Sanki ben şey demişim gibi. Olabilir böyle şeyler demişim gibi. Bir de orada böyle bir kafa hareket. Kendime de kızdım sonra. Yani abim bana kızar niye? Allah Allah. Sonra anladım. Yani çok dikkatli cevap vermek lazım. Boyunca bizim montaj ekibine de buradan sesleniyoruz. Burada buraları güzel montaj. O zaman yapmamız gerekecek. Abi e, şeyi ev sahnesini çok merak ediyorum. Mesut'un ikonik bölümü. Evet abi ikonik bölümü. Ee, Gerçekten ne kadar vaktiniz geçti orada? O kadar içildi mi? Evet, bir defa beş saatte içilme gibi bir durum yok. Onu baştan konuşalım. Birisi setlerden haber veren bir arkadaşımız vardı. O şey, evet beş içiliyormuş falan gibi. Bir defa içilse nasıl çekilecek? O He. set bitmez. He. Çünkü Öyle o set çat, bitmez. Çat, çat yani. Çünkü beş saatte çok içilir. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> o set bitmez. Öyle bir durum yok. O tek mekanda geçen Akbaba... Ne o peki için... Ne o? Mesela elma suyu birader. Evet. Ee, diğeri süt, rakı sulandırılmış süt. İşte e, absent kivi suyu. <laughs> Türkiye. Sinema sağ olsun sağolsun. E, ya tek bölüm bize ilk geldiğinde bir ilk çünkü şeyde yani Türk dizi tarihinde bir ilk, bir şey gibi aslında bir tiyatro oyunu gibi bir metin. Evet. E bir korkmadık değil ama bir yandan da yani ilk ilkleri de deneyen bir kadro olduğumuz için dedik ki bizim biraz işçiliğimiz var. Aslında onu biz tek günde çekmişiz gibi duruyor da, onu biz toplam beş buçuk altı günde çektik. Oo. Yani o bayağı işçilik oradaki. Çünkü orada bayağı beş kişiyiz. Ve beş kişi farklı farklı dertlerini anlatıyor. Dön dolaş, o anlatsın, öbürü anlatsın. tabi bizim susmadığımız doğaçlamalar ee, falan ama çok keyif aldığımız ve aynı zamanda çok da zorlandığımız bir bölümdü. Çünkü orada bayağı ee, tiyatro tabiriyle tiratlar var. Performanslar var. Duygusal o, iniş çıkışlar. Kesinlikle bol bol. Berkan'ın mesela oradaki işçiliği, Berkan'ın derdini anlattı. Şöyle balya balya lafları var ki. Bir de e, yani bizim peşinde koştuğumuz e, şey samimiyet olduğu için onu oynamak yani birbirimizi razı etmek o performansa bizi çok zorlayan bir şey oldu. Ama güzeldi o keyif çok keyifli deneyimdi. Çok çok ikonik gerçekten bomba bir sahne şey bölüm. Ee, menemen tartışması var orada tabii. Menemen tartışması. O da çok yine güzel yazım. Yani tam dostane. Ve yani birinin bir şeyin üstüne kavga edersin ya iki dost kavga eder ya. Evet. Aslında bir şeyin üstüne kavga ediyorlar ama yani garip bir durum. Anladın? mı? O kadar saçma olabilir yani. Ama çok doğal. Ayış gibi akıyor. ağzıma geliyor falan filan diyor. Yani <laughs> laflar da öyle ya, hakikaten. Oğlum yani <laughs> Önüme çıkınca hala şey oluyorum böyle, yüzüm gülümsüyor. Ee, o zaman bu bölümdeki e, şeydeki, bu arada onu da sorayım. Nasip adayıza da çok bayıldım. Narazı. Sana ayrı bayıldım. Ercan Kesal'a ayrı bayıldım. Selin Hanım çok iyi oynamış, çok ikna etti. Senaryo, yani ben çok keyifle izledim. Benim için tık tık aktı film. Müthiş senaryo. Ama orada bir kavga sahneniz var ki, Endişelendim yani gerçekten çok aşırı gerçekçi olmuş. Yani ufak bir şey bir arbede yaşandı tabii bir de hücum gibi çekiyorduk. Ama şey yok kazasız belasız atlattık. İyi bari herhalde. Ercan abiye bir şey olmadı öyle diyeyim yani. <laughs> bir de filmde hem yönetmen hem işte başrolü oynuyor. Bir şey ya zaten bir şey olmamalıydı bir şey olmalı. <laughs> Yani. Peki, yani. o mesela o, o, anda şey oluyor musun içten içe? Dur keseyim çık. çık. E burası bir şey söylerken şu e, şurada bir şey oluyor. Ne olur bir şey olmasın. <laughs> İnşallah bir şey olmamıştır. Sonra kestik deyince Erden abi. <laughs> abi iyisin değil mi? Bak bir şey oldu. Dur oğlum iyiyim, tamam. Abi eyvallah işim yani. Çok performansımı güzel. bırakmasam, bıraksam kessem mi gibi ama hiçbir şey olmadı orada. Arkadaşlar bu bölümü bitirirken bir son sorum var ama ikinci, üçüncü bölümde de tabii ki yine Beysat muhabbetlerini dolu dolu devam edeceğiz. Bu bölümü klasik son sorusu. Hayatında hiç beklemediğin anda gelip seni çok mutlu eden şey neydi? Hmm. Galiba şeydi işte o tiyatro oyununda olur mu? Olur mu? Şey oyunculuğu oyunculuk kazanmam. Konservatuarı kazanmam. Yani hiç böyle bir e, hayalim vardı tabii de bir hayaldi ama hiç beklemediğim bir şekilde 5. aşamada o adımın açıklanması gerçekten yani şey dizlerim boşalmıştı öyle diyeyim. Öyle bir mutluluk. Bana çok yani. iyi. İyi ki de kazanmışsın, iyi ki Allah izlemişsin. Allah'a emanet onur. İlk bölümü noktalıyoruz. İkinci bölümde biraz spor da konuşacağız. Beş hafta konuşacağız. Sonra oyun oynayacağız üçüncü bölümde. Oraları da bekliyoruz. Beğenilerinizi de lütfen bize bekleyin.